Hal tesellisi. Sufiler mutlulukta takılı kalmayı eksiklik saymışlar, mutluluk kavramını yaşamın temel gayesi olarak ele almayı anlamsız bulmuşlardır. Onlara göre mutluluk hallerden ancak bir haldir. O bütün hallerin gelip dayandığı en iyi ve nihai hal değildir. Ondan da geçmek, daha farklı hallere ve makamlara ulaşmak icap eder ki manevi yolculuk devam edebilsin. Günümüzde bütün insanlık mutluluğun peşinden koşmaktayken, Kur'an-ı Kerim'de ve diğer bütün kutsal metinlerde dünyada mutlu bir yaşama erme hususunda herhangi bir emir yoktur. Ama sabırlı, dürüst, takvalı ve ihlaslı birer insan olma konusunda birçok emir vardır. Tasavvufa göre irfan makamı çileli bir hayatla kazanılır. Arif, hayır ve nimeti cemal sıfatının, bela ve musibeti celal sıfatının tecellisi bilir. Allah'ın lütfunu da kahrını da hoş karşılar. O, sükun ile hareketi, huzur ile tasayı en yüksek seviyede kendisinde birleştirmiştir. Bundan dolayı Şibli, Arif bahar gibidir. Bir taraftan gök gürler, şimşekler çakar, öbür taraftan çiçekler açar, kuşlar ötüşür demiştir. Arif benliği yok olduğu halde Allah'ta beka bulduğu için kendisini muhavvilül ahvaliyin yani halden hale çeviren Allah'ın tasarrufuna bırakmıştır. İbn-i Kayyim el-Cevziye. Halil Cibran ifadesiyle güneşi ve sıcaklığı kabul ediyorsak yağmuru ve şimşeği de kabullenmeliyiz seve seve. İnsanlar nehirler gibidir der Tolstoy ve şunları ekler. Her nehir bir yerde daralır, bir yerde genişler. Bazı noktalarda suyun akışı yavaşlar, bazı noktalarda hızlanır. Bir yerde daha temiz ve daha soğuktur, başka yerde ise daha ılık. İşte insanlar da böyledir. Kur'an'da ve rüzgarların tasrifinde akleden bir kavim için ayetler vardır buyurulur. Câsiye 5, Bakara 164. Tasrif, döndürmek, bir şeyi başkalaştırarak türlü şekillere sokmak ve evirip çevirmektir. Ayette geçen sarrafallahu riha, Allah rüzgarı bir yönden diğer yöne çevirdi anlamına gelir. Rabbimiz rüzgarları bir yönden diğerine çevirdiğinde aynı nitelikteki rüzgar bazen insanlara rahmet, bazen felaket getirebilmektedir. Estiği yönlerin farklılığına göre Karayel, Poyraz, Lodos, Meltem, Samyeli gibi farklı isimler alır rüzgar. Bazen üşütür, bazen ısıtır. Mevsimler de durmadan değişir. Gece ve gündüz daima yer değiştirir. Tabiata baktığımızda sürekli halden hale geçiş görürüz. Dünyada tek bir meyve olabilirdi ama binlerce çeşidi var. Meyveler ve bitkiler tek renk olabilirdi. Ancak her birinin ayrı bir rengi var. Kokuları olmayabilirdi veya her birinin kokusu aynı olabilirdi. Ama hepsi değişik. Doğadaki bu çeşitliliğe bakılırsa, insanın başından geçecek hallerin de çeşitli olması pek tabidir. Rabbimiz insan hallerini de evirip çevirmektedir. İnsan farklı zamanlarda farklı tecelliler altında yaşar. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şu duayı çok yapardı. Ey kalpleri evirip çeviren Allah'ım, kalbimi dinin üzerine sabit kıl. Ve yine Efendimiz sembolik bir anlatımla, kalpler Rahman'ın iki parmağı arasındadır, onları istediği gibi çevirir buyurmuşlardır. Ayrıca Kur'an, zafer günlerini insanlar arasında nöbetleşe döndürür dururuz, Âl-i İmran 140 buyurarak, bugün galipken yarın mağlup, bugün muzafferken yarın perişan olmanın, yani halden hale geçmenin insanın yazgısı olduğunu belirtir. Sevinç de, hüzün de farklı tecellilerdir. Biri menfi, biri müsbet değildir bunların. Biri iyi, diğeri kötü değildir. Biri hayır, öteki şer değildir. Bazen ağlar, bazen güleriz. Gün olur aynı yuva içerisinde kader birini ağlatırken diğerini sevindirebilir. Akif'in Farsçadan çevirdiği bir şiirdeki şu beyitler bunu ne güzel anlatır. Yağdığında mı doğduğun zamanlar, sen ağlar idin, gülerdi alem. Bir öyle ömür geçir ki olsun, mevtin sana hande, halka matem. Mevt, ölüm, hande, gülüş anlamına gelir. Evet, biz doğduğumuzda ağlıyorduk ama ailemiz sevinçten havalara uçacak gibiydi. Şairin teklifi ise şu,
Öyle bir hayat yaşamalıyız ki vefat ettiğimiz gün ailemiz bizim için ağlarken bu kez mutluluktan biz havalara uçabilelim. Hüzün, olumsuz bir hal veya tecelli değildir. Hüzün ruhun gıdasıdır. Hüznün olumsuzlanması ilahi değil geleneksel bir yorumdur. Sevinç de hüzün de Cenab-ı Hakk'ın birer tecellisi olmaları hasebiyle birinin diğerinin üstünlüğünden söz edilemez. İlla olacaksa hüznün bir üstünlüğü olabilir. Hadislerde Kur'an'ın hüzünlü bir ortamda indiği belirtilmiştir. Kur'an'ı hüzünle okuyun buyurur hüzün peygamberi olan Efendimiz. İnsanları hüzünlendiren sıkıntıların günahlara kefaret olacağı, Allah'ın musibetler sebebiyle yaş döken gözleri, hüzünlenen kalpleri azaba uğratmayacağı ifade edilmiştir. Hüzün patolojik bir hal değildir, bir sanattır. Herevi hüzün duymamayı da bir hüzün sebebi sayar. Zira ona göre hüzün, kulun ilahi mazhariyetlere yönelik istek ve arayışının bir ifadesidir. Şu halde üzüntü çekmeyip rahat içinde olmak bir eksikliktir. Bu yüzden sufi üzülmediği için de üzülür, ağlayamadığı için de ağlar. Yine hüzün, sufiyi içinde bulunduğu durum hakkında sürekli düşünmesini ve kendisini yetersiz görmesini sağlayan yapıcı bir şuur hali, nefsi temizlemenin ve daha yüksek makamlara doğru geliştirmenin bir aracıdır. Hüzün sahibinin bir ayda kat ettiği yolu, hüzün çekmeyen bir yılda kat eder sözü bu hususa işaret etmektedir. Bu sebepledir ki herevi, hüznü, havf, işfak, huşu, züht, vera gibi aynı mahiyetteki tasavvufi erdemlerin başında göstermiştir. Nitekim Ebu Nuaym, büyük sufi Hasan Basri'yi korku ve hüzünle dost olmuş, kaygı ve kederle kaynaşmış, uyku ve istirahati yitirmiş şeklinde nitelemelerle tanıtır. Şu halde hüzün psikolojik bir arıza değil, müminin muhasebe, tövbe gibi ahlaki makamlardan geçirerek salih amelleri götüren yapıcı bir bilinç halidir. Bu sebeple Hasan-ı Basri, mümini dini konusunda ancak korku ve hüzün rahatlatabilir der. Hazreti Basri, Kur'an'ı doğru okumuş ve ona iman etmiş bir kimsenin mutlaka hüznünün artacağını, hahşetinin şiddetleneceğini ve gözyaşlarının çoğalacağını belirtir. Yine Hasan-ı Basri, öldükten sonra kendisini rüyada son derece sevinçli ve mutlu gören ve bunun sebebini soran Malik bin Dinar'a, "Bir insanın dünyada hayatında hüznü ne kadar sürekli olursa, ahirette de sevincinin o kadar sürekli olacağını söylemiştir. Dünyada hüzün ve sevinç nefse göre nitelenmişlerdir. Bu duyguların akla, ruha ve kalbe göre hükümleri ise farklıdır. Gelenekler nefsin mahrumiyetlerini acı olarak niteler. Bu yalnızca bir yorumdur. İnsanlık tarihi binlerce yıldır bir şeye acı dediğinden şimdi biz de bu durumları acı olarak yorumluyoruz. Ölümü, ayrılığı, ağlamayı acı diye vasıflandırmak insanın genlerini işlemiş durumdadır. Belki de ağlayan insanlar ağlamayanlara nispetle daha çok haz içerisindedirler. Ağlama hazzı. Ama bu haz nefiste değil, ruhta ve kalpte yaşanır. Ağlamanın negatif bir durum olduğunu söyleyen geleneksel aktarımdır. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ise yaşarmayan gözden Allah'a sığınırım dua buyurmuşlardır. Adeta şeytanın şerrinden Allah'a sığınır gibi. Bildiklerimi bilseydiniz az güler çok ağlardınız sözleriyle bilme ve gözyaşı arasındaki bağı gösteren de yine odur sallallahu aleyhi ve sellem. Ağlamak negatif bir fiil değildir. Onu olumsuz yapan insanın neye ve niçin ağladığıdır. Mevlana der ki, acizin ağlaması ruhsuz kişinin ağlamasından farklıdır. Yakup'un Yusuf için ağlayışı, Yusuf'u kuyuya atan kardeşlerinin ağlayışı ile bir midir? Her ruh kendi acısının taşıyıcısı olarak bizatihi sanatkardır. Hegel.